Bu sene de böyle devam edecek çünkü ailemize yeni katılanlar oldu. Bizim için bu sene daha farklı da isimlendireceğiz ama dayanışma ve konsantrasyon senesi. Çünkü sonunda ulaşacağımız hedefe ancak bunlarla ulaşacağız. O yüzden bu da on yemeklerden ilki. Erdem Bey, tabii transfer dönemisi yakalamışken de transferin bir numarası olarak size sormadan olmaz. Hakim Estağfurullah. Ziyeh ismi şu anda çok gündemde geliyor, deniliyor. Aynı zamanda Ramos var. Neler söylersiniz? Hakim Ziyeh'te durum nedir? Valla sağlık testleri şeyi bitmek üzere. Zaten çok detaylı biz de şey yaptık. Şöyle bizim transfer stratejimiz tabii bunu hep söylüyorum yani stratejiyi tam anlatamayız. Bu sefer hem bu sene sezon için hem önümüzdeki sezonlar için kendi yaptığımız sistemi stratejiyi açık etmiş oluruz. Yani kartımızı açarız. Ama şunu diyebilirim. Sürekli opsiyonları tutarak hedeflediğimiz aslında neyi hedefliyoruz bu sene? Tekrar ligde şampiyon olup işte Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirme yani çeyrek finali hedefliyoruz. Eğer Şampiyonlar Ligi gruplarından sonra olmazsa Avrupa Ligi'nde her zaman diyoruz tekrar Avrupa şampiyon olacağız. Bu sene buna bir adım daha yaklaşacak noktalara gelmek istiyoruz. O yüzden de aslında stratejimiz bu ikisini de sağlayacak kadro oluşturmak. Şampiyonlar Ligi'nde de kadrolar biliyorsunuz hani birinci derece yani birinci seviye kadro 2 ve 3 seviye diye genel olarak bunu dörde şey yapan da var ama bizim bütçelerimiz 3. seviyenin en diplerinde aslında yani daha doğrusu hatta o seviyelerin de altında diyebiliriz ama bu bütçelerle 2. seviye bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. 2. seviye takım seviyesinin için Şampiyonlar Ligi için. Bunu da geçen sene de şunu herkes gördü. Bir planlama dahilinde yapıyoruz. O planlamanın bu bütçeyle en iyi oyunculara gitmenin yegane yolu da opsiyonları çok tutarak bir noktada en doğru opsiyonun çıktığı noktada bizim bütçemize göre karar vermek. Bu yüzden de hatırlarsanız geçen senenin sezon başında da demiştim bizden kimse sıralama beklemesin. Hani önce şu oyuncuyu alacağız sonra bu oyuncuyu alacağız. Belki önce yerler alacağız belki şey ama sonunda tüm bu planlamayı dört dörtlük yerine getireceğiz diye. Şu anda da geldiğimiz noktada geçen seneki şampiyon kadromuzu Raşika hariç koruduk. Üstüne çok ciddi şeyler işte sol bek eksiğimiz vardı. Sol bekte hocamızın da listesinin başında olan diyeyim Angelino'yu aldık. Diğer taraftan hep biz işte sağ tarafta Tete'yi aldık. Şu ana kadar şeyin Icardi'nin bonservisi dışında çok az bonservis vererek oyuncu aldık. Çünkü bütçelerimiz, harcama limitleri her şey ancak buna müsaade ediyor. Şu aşamada da dediğim gibi Ziyech kısmında belli bir noktaya gelindi. Neticelenirse herkese bunu şey yapacağız, bildireceğiz. Ramos'ta. Sağlık konusunda herhangi bir sıkıntı olmadı değil mi? Evet yani şu aşamaya kadar herhangi bir sıkıntı olmadı. Erdem Bey, Ramos sizin de az konusunda önce var ifade ettiğiniz Raşit Sağ konusunu. Hı. Taraftarın da çok fazla üstüne konuştuğu Hı. konulardan bir tanesi Raşit Sağ'ın Beşiktaş'a transferi. Bir de tabii dün Beşiktaş'ın yaptığı açıklamayla birlikte de bir takım tartışmalar ortaya çıktı. Onunla ilgili de bir şey söylemek ister misiniz? Hangi açıklamayla Beşiktaş'ın ilgili? Transfer açıklaması. Açıklamasıyla ilgili. Şunu söyleyeyim, önce transfer açıklamasına geleyim. Önce çok son derece yakışıksız. Biz yani şu memlekette insanları bölmeye çalışıyorsan bu tip şeyler yaparsın. Biz sporu birleştirmek için yapıyoruz. Her seferinde söylüyorum, eksik yapsak dönüp dönüp defalarca özür diliyoruz. Herkes birleşsin diye. Bana şampiyonluktan sonra soru soruluyor. Yani şampiyonlukla de diyorsun ki tek çağrım gençlere yani doğru bir şekilde hareket eden, ahlakı her zaman temel alan, başkasının hakkına dikkat eden, bunları yapan insanlar kazanır. Bunu yapın. Biz şampiyonluğu bile bu tip toplumsal değerlere ulaştırmak için bu işi yapıyoruz. Zaten azmimiz de bu kadar gece gündüz çalışmamız da, konsantrasyonumuz da, iddiamız da idealistliğimizden geliyor. Yani bu idealler için bunu yapıyoruz. Biz de çıkıp diğer takımlara başka şeyler mi diyelim? O gece oraya bir sürü katılan insan olmuş. Farklı farklı takımlardan veya başka başka bunları mı söyleyeyim? Bunlar insanları bölmekten başka hiçbir şey yapmıyor. Gerçekten ucuz politikalar. Yani son derece kınanılacak işler bunlar. Ve toplumu ayrıştırmak esas bölücülüktür. Onu söyleyeyim. Ne olursa olsun. Yani bu toplum Anadolu
Yani tamamen bunun tersi bir coğrafyadır. Her şeyle kenetlenmiş bir coğrafyadır. Yani bunun sporun amacı buyken bunu kendi ucuz politikalarına insanların alet etmesini bir vatandaş olarak öncelikle Galatasaraylı falan olarak değil. Normal Erden Timur olarak bir vatandaş olarak taraflı tarafsız zaten herkesin son derece yanlış karşıladığını düşünüyorum. Ve içime de böyle bir umarsızlığı, böyle bir sorumsuz davranışı gerçekten çok yanlış buluyorum. Yani hataen yapılmış olabilir ama o zaman hataen olmuş kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil dersiniz. Kim yapıyorsa yapsın, biz de hataen yapmış olsak bir şekilde bununla ilgili yanlış olduğunu iletirsiniz. Yani ama sonrasında bunun da devam etmesi, yani neyse, yani yanlış şeyler, bunların gündeme bile gelmemesi lazım. Herkes bu memleketin sahibi, herkes bu toplumun bireyi. O yüzden bu tip şeyleri çok yanlış buluyorum, onu söyleyeyim. Raşika transferi konusunda, Raşika son derece iyi bir oyuncu. Ben bundan önce rakiplerimiz hangi transferi yapsa böyle hepsinin iyi oyuncu olduğunu da belirtiyorum ki gerçekten yani bu sene böyle şey gergin geçmesin, etmesin diye. Biz birçok oyuncuyu sadece o pozisyon için değil, bu arada sadece 10 numaraya, yani kanat oyuncusuna mı 10 numaraya mı ihtiyacımız var? Bu ayrı bir şey sonuçta. O yüzden hani insanlar bizim hangi tip oyuncu aradığımızı da bilmiyor. Buna göre şey de yapıyor. Tabii ki Reşikal'le bir süreç içerisinde de görüştük. Başka da bizi sağ olsun çok uzunca bir zamanda bekledi. Ama neticede yani planlama stratejisi farklı çıkan opsiyonlara göre de değişiyor. Yani ve bu değişikliğe göre de kesinlikle şey yapmanız gerekiyor. Bu çok dinamik bir süreç. İnsanlar şunu düşünüyor. Şu oyuncular var, bunları alıyorsun ve bitiyor. Belki o dinamik süreç, bütçen çok geniş olsa biraz daha az dinamik olur. Ama bütçen çok geniş olmadığında beklemen lazım. O yüzden de daha iyi, dediğim gibi seviye 2 oyuncularına gidebilmek için bir zaman öyle bir opsiyon artık yeşermeye başlayınca o opsiyonu bekliyorsunuz. Biz sadece bir pozisyon için değil, bakın farklı 8 numarada da 40 gündür bizi bekleyen oyuncu var. Ama o ideale gitmek istiyoruz. Tek çabamız o. Ha, ideale %100 gidemeyebilirsiniz ama hiç değilse %90 ideale gitmek istiyoruz. Geçen sene sıfırdan takım kuruldu. Son gün 6 oyuncu geldi. Son 15 günde birçok oyuncu geldi diyeyim. Neredeyse kadronun yarısı. İlk başta orada da bakarsanız ya ne yapacaklar diye insanlar düşünmüş olabilir ama taraftarımızı da sesleniyorum. Çok son derece müsterih olsunlar. Çünkü hem o net planlamaya göre gidiyoruz hem de şunu da ilave edeceğim. Burada yönetici iki tercih yapabiliyor. Ya diyor ki ya biz daha işte safe bet dedikleri ama yani daha güvenli tarafta kalalım. Varsın idealin %90'ına değil %70'ine, 65'ine varalım ama hemen bu transferleri yapalım. Herkes de bize desin ki ya ne harika güzel transferler yaptınız. Çünkü biz Türk futbolunun transfer seviyesini de geçen seneki transferlerle bambaşka bir noktaya çektik. Bunu tercih etmek bence son derece kendini düşünen bir tercih oluyor. Biraz bencilce tavır oluyor bana. Çünkü daha iyisini yapabilecekken aslında herkesin de takdir edeceği ama daha güvenli tarafta kalıp da gidebileceğin ideale gitme riskini almamak bence bir yöneticinin böyle bir tercih şansı olsa da hakkı olmadığını düşünüyorum. Çünkü bizim bu pozisyona getirilmemizin tek sebebi yapabileceğimizin en iyisini yapmak. Yani dolayısıyla biz o en iyisini yapmak için hep bir tarafta şeyleri, opsiyonları bekletiyoruz. Dediğim gibi sadece 8 numara için de değil, başka pozisyonlar için de var. Ama o, bir şekilde o en idealine gideceğiz. O yüzden de yani bu önümüzdeki hafta içerisinde insanlar zaten bu şekli görecek. Erdem Bey, bu futbolcu konusunda Galatasaray'ın bir çalım yediğini düşünüyor musunuz? Ve Beşiktaş'a gitmesine üzüldünüz mü? Hani başka bir takıma gitse o kadar sizi... Kusura bakmayın. 3 aydır geçmeden öksürüğümü siz biliyorsunuz. Ya şu bir kere bu gerçekten şu çalım işlerine çok herkes takılmış durumda. Hiçbir şey yok. Sizin ihtiyacınız olan bir yerde birisini alıyorsanız siz de çalım atmış olmuyorsunuz. Yani ben bu arada yediğini düşünmüyorum. O ayrı mesele ama gelen oyunculara bağlı. İnsanların bir şeyin çalım mı değil mi olduğunu kim geliyorsa ona göre karar verir. Ve her şey gayret mantıklı sonuçta futbol izleyicisi. Yani bunu alacaklarmış der. Ona öyle oyun izleyici karar verir diyeyim. Hakeza biz
bizim çalım attığımız düşünülen oyuncularla da çıkıp bir kelime etmedik yani. Rakiplerimiz işte bu konuda naralar atıyor. İşte farklı farklı söylemler içerisine giriyor. Yine söyleyeyim. Yani bizim çalım attığımızı düşünülen oyuncularla ilgili her şey benim belgelerimle var yani. O yüzden bunu şey yaptığımızda yani belgeden kastım da mesajlardan bahsediyorum. O yüzden hani sadece bu futbolda oluyor. Bazen aynı oyuncuya talip oluyorsunuz. Olabiliyor. Yani ne insanları, çünkü bu da taraftar birbirinden çalım bekliyor oluyor. Halbuki herkesin kendi ideal kadrosuna odaklanması lazım. Yani doğru oyuncuda, evet, aynı oyuncuya talip oluyorsanız o zaman birisi çalım yemiş, diğeri çalım atmış diye görünebilir ama diğer taraftan işte o pozisyona kimlerin alınacağını veya o pozisyona mı alınacak, aslında başka bir pozisyona ihtiyaç, yani orada ona da bakarak karar verilecektir herhalde herkes. Beşiktaş'a gitmesine bir sorunuz mu? Sorunu tamam. Yo, niye şey yapayım yani? Evet. Herhangi bir takma yine. Evet. Çok isim geçiyor Erdem Bey. Evet. Bunların başında da Gendouzi geçiyor Marsilya'da. Evet. Evet. Onda durum nedir? Bir de Ramos tekrar bir sorun. Yani zaten bence buradaki temel sorun yine aynı şey. Herkesin her gün bir transfer okuma veya bir transfer duyma isteğinin aslında toplamda 10 transfer yapacaksak 10 gün duyabiliyoruz. Ama bu yaklaşık işte 80-90 gün, hadi bir de transfer öncesi dönem de var. 120 gün, 120 oyuncu, hatta günde 3 oyuncu, 360 oyuncu duyma isteğine, siz de 360 oyuncu duyurma isteğiyle ve duyurma şeyle aslında karşılık veriyorsunuz. Ve zaten bu ne oluyor? Bu sefer işi anlamsız kılıyor. Çünkü 50 oyuncuyla görüşüldü gibi oluyor. Bir sürü zarar veriyor kulüplere. Türk futboluna zarar veriyor. Yani birçok şeyi oluyor bunun. O yüzden sayılan isimlerin %80'i olmayan isimler maalesef. Gündüz de o isimlerden birisi. Her zaman opsiyonlar sonra, yani şu an var olmayan bir opsiyon sonradan çıkabiliyor. O da değil. Ama bunu ben ısrarla hep tekrar edeceğim. Yani bizim doyumsuz hissimizi, yani ben de bir taraftarım ve ben de her gün gazete alıp, bizim zamanımızda gazete vardı eskiden, işte gazete alıp 2-3 tane spor gazetesi alıp sürekli okumaktan zevk alırdım. Çok iyi anlıyorum o yüzden, ama şunu fark ettirmek için söylüyorum, bizim o doyumsuz hissimizi beslemeye çalışan sistem sürekli herkese problem üretiyor. Bunu bilinmesini isterim. Diğer soruyu var mı? Evet, bak işime gelen de gelmiyor. Evet, yani dediğim gibi, evet, şey, herkesin listesinde zaten tüm takımların vardır diye düşünüyorum ama rakamlar, dediğim gibi, bizim, yani şunu bilmemiz lazım. Gelmek istediğimiz seviyenin yaklaşık 1/5 bütçeye sahibiz. Yani bugün yani düşün, seneye nasıl başladık? Bunları şöyle işte, bu sezona işte Icardi'yi aldık, Angelino'yu aldık. İşte Tete'yi aldık, Kerem Demirbay'ı aldık, Zaha'yı aldık, Halil'i aldık. Bunların hepsi bir şey, plan doğrultusundaydı. Yani çünkü ön tarafta daha yaratıcı oyunculara gitmemiz lazım. Şimdi sadece Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalayım, Türkiye Ligi'nde şampiyon olayım, daha korunaklı bir alandayım ve dediğim gibi bencil düşünürsen risk almayayım, kişi kendini düşünsün, bunu sağlayayım. Zaten bu çok ciddi alkışlanacak bir şey. Ama hem Galatasaray'ın gelişmesi hem Türk futbolunun gelişmesi için herkesin belli riskleri alması gerekiyor. Yani o riski alan bedelini ödesin mi? Ödesin. Ama hiç değilse yani hayata bir defa geliyorsun. Doğruyu yapmak adına sana şans birkaç defa gelmiyor bile. O yüzden doğruyu yapman lazım. Kişi kendini düşünmemen gerekiyor. Öyle olunca da en büyük, biz hep bunu geçen sene de söyledim, hayalimizin en ucundaki isme gidebiliriz. Alma şansının %1 olur. Alırsın, almazsın. O bedelleri bu arada alabilirsin. İstenilen bedeli ödeyerek. Doğru mu yaparsın? Yine aynı şeye geliyor. Kendini alkışlatmak mı istiyorsun, yoksa doğruyu yapmak mı istiyorsun? Hele böyle çalım malım hikayelerinden sonra insanlar hırs yapar. Biz de insanız. Ama hemen alayım falan. O ne demek? O da yine bencil düşünmek, kendini düşünmek. Parayı ağır vurup harman savurmak oluyor. Bu kadar bahsettim. Yani herhangi bir geçtiğimiz senede bu isimler, Zaha, Tete, Icardi, Angelino, Kerem Demirbay, Ali, böyle isimler almış olsanız, bir de toplam Icardi dahil herhalde işte bonservis ve imza paraları toplam 18-19 milyon. Yani inanılmaz
düşük bir rakam, bunun 10 milyonu Icardi'ye müthiş bir transfer sezonu geçirildi oluyor. Öyle denirdi. Şimdi tabii bu yeni gelecek oyuncuların isimleriyle ilgili, yani kimle ilgileniyoruz veya bu isimleri doğrulayıp şey yapamam. Ama dediğim gibi yine herkes, yani stoperdeki takviye de çok değerli bir takviye olacak. X, Y, Z isimden bahsetmiyorum ama gerçekten takımı çok kuvvetlendirecek bir takviye olacak. Aylık söz konusu olabilir mi? Yani teklif gelen oyuncular olabilir veyahut da planlamanızda olmayan oyuncular olabilir. Evet, ayrılıklar çok söz konusu olacaktır sonuçta. Ona muhakkak ki birileri gidecek, birileri gelecek. Kimileri kiralık gidecek. Onu da süreç içerisinde ayrılıkları göreceğiz. Erdem Bey, geçtiğimiz sezon güçlü bir kadro vardı. Evet, özellikle evet. Icardi'nin gelmesi çok şey değiştirdi. Ve takım şampiyon oldu. Bu sene rakipleriniz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da bunu görüyoruz. Evet, evet. Galatasaray çıtayı yükseltti mi transfer konusunda? Yani yaptıklarınız diğer iki kulübü de ezeceksiniz. Sizi Beşiktaş'a mı sürüklüyor? Nasıl düşünüyorsunuz? Evet. Şöyle, ben birçok Fenerbahçe taraftarından yolda yürürken de veya birçok tanıdığım işte başka şey Beşiktaş'ın taraftarından da bunu hep duyuyorum, yani bizim söylemimiz değil, yani siz bunu bu şekilde yükselttiniz şimdi bizimkiler de yapıyor diye. Muhakkak bu rekabet, bu geçen sene biz yükselttik, inşallah bu sene başkaları yükseltir, biz takip ederiz. Yani bizim şöyle bir şey de yok, insanın onun da kibirden doğduğuna inanıyorum. Yani biz şunu yaptık, bunu yaptık ama biz sadece şunu söyleyebilirim. Bunu federasyondaki toplantılarda da söylemiştim. Galatasaray'ın iç toplantılarında da hep söylüyordum. Geçen senenin başında daha. Diyorum ki bizim sadece Galatasaray toplantısı yaparken sadece Galatasaray için konuşuyorsak konuşmayalım. Yani haybe şey yapıyoruz. Çünkü insan bir şeyin içerisindeyse, spor dünyasının içerisindeyse amacı kendi olamaz. Amacı kendi takımı da olamaz sadece. Tabii ki kendi takımının şampiyon olmasını ister, şey yapar ama asıl amaç futbolu büyütmek. Biz o yüzden kendimize slogan bulduk. Artık 6 büyük lig olacak diye. Yani 5 büyük ligin olmasının ve bizim ligimizin tercih edilmeyen bir lig olmasının hepimiz ceremesini çekiyoruz. Hem maddi olarak, hem oyuncuların gelmeye ikna edilmeye olarak, hem genç çok büyük talentları, yani yıldız adaylarını getiremiyorsunuz bir sürü şey olarak, hem oyuncu satarken ucuza satıyor olarak gibi gibi. Ama biz tüm toplantılarda demeyeyim, yanlış bir şey söylemek istemem ama en az %75'inde Galatasaray'la ilgili toplantıda hep şunu diyoruz. Artık 6 büyük lig olacak. Dolayısıyla bizim amacımız artık 6 büyük lig olsun. Bu 6 büyük lig nasıl olunur? Sadece iyi futbolcuyla değil, daha birçok şeyin yapılması lazım ama en azından o seviyeyi daha gelir gelmez başka bir noktaya çektiğimiz için, rekabeti başka bir noktaya çektiğimiz için çok mutluyum. Ve yani hakikaten de rakiplerimiz de çok güzel kadrolar yaptı. İnşallah daha da gelişir. Hem onlarınki hem bizimki. Ve böyle yani bu tip hamlelerle daha vizyoner, daha ne diyeyim, risk alarak, daha büyük düşünerek hamlelerle biz Türk futbolunu bir noktaya getirebiliriz. İnşallah böyle devam eder. Son dakika haber geçmiş. Sorsam mı? Ne? Dominguez'e resmi teklif yapıldı diye son dakika haber geçmiş. Evet. İşte bu mesela, şunu da bir aramızda konuşmuyoruz ama yani bayağı aramızda konuşalım. Ya mesela benim bildiğim, hani emin olunmayan bir şey verilmemesi lazım ama yani mesela ben şöyle bir şey desem, ya işte şu oyuncuyla 10 milyona imzaladık desem, işte gidip sonra 20 milyon çıksa mesela istifa etmem gerekir. Yani çünkü paranın ne olduğunu bilmiyorum. Yani bu öyle, işimin hiçbir hesabını bilmiyorum. Yani yanıltmak için kimse demez zaten ama şimdi bunu tabii ki sizin de anlıyorum, yani haber kaçırılmaması gerekiyor ama o kadar işi dağıtıyor ki, yani her şeyi dağıtıyor öyle bir Brent. Ve bakın ben diğer Avrupa'daki falan şeyleri de bakın, bu bizimki kadar olmuyor. O yüzden sizin işinizi kolaylaştırmak için hep taraftarlardan rica ediyorum. Diyorum ki ya bu sürekli bilgi istemek şeyini biraz azaltalım. Hakikaten futbola çok zarar veriyoruz. Yani bir kere %30 kesin söyleyebilirim, en az %30 tüm maliyetleri arttırıyor. Veya bundan alınganlık gösteren kulüpler size oyuncuyu vermiyor. Bu da herhalde %10-15 oyuncuyu alamamanıza diyeyim aşağı yukarı sebebiyet veriyor bu tip. Çünkü haberi sizin yaptırdığınızı düşünüyor gibi bir durum var. Ama yani daha birçok aday var orada. Erdem Bey, benim son sorum olsun. Hı. Diğer arkadaşlar için konuşmayayım. Hı. Biraz önce konuşurken gergin bir lig istemediğinizi söylediniz. Evet. Siz ligin sonuna kadar ligin gergin olmayacağına ve hakemlerin gerçekten hani tarafsız olup adil bir şekilde maç yöneteceğine inanıyor musunuz? İnanmak istiyorum bir kere zaten, hani bence
şey olmaz. Hiçbir şeye ön yargılı başlamamak gerekiyor. Bu sene yeni bir sene. İnanmak istiyorum. Gergin geçmeyeceğine bilmiyorum. Samimi söyleme gerekirse geçme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Daha ilk haftadan. Evet. Çünkü genelde toplumun bence en büyük derdi bu popülizm. Yani herkes kendi tarafını manipüle etmek için, şey yapmak için bu tip şeyleri kullanıyor. Yüz yüze bakmamamız lazım. Mesela ben onu söylüyorum. Eğer böyle laflar ediliyorsa o zaman merhaba denmemesi lazım. Yani o da çok samimiyetsiz geliyor bana. Yani neden o zaman? Demek ki bu şöyle oluyor. Çünkü bu kadar bir gerginlik varsa ve arkadan merhaba selam denip sarılanıyorsa demek ki bunun hepsi taraftarı kandırmak için. Bu iki kere iki dört. Yani o zaman keşke taraftar şöyle bir denetim yapsa. Bunları eden insana kardeşim sen gidip onlarla görüşüyorsan o zaman bir daha yani samimiyet denetimi yapsa diye. O yüzden gerginlik olacaktır. Çünkü hep popülizm, insanların başkalarını kandırma isteği maalesef şey oluyor. Ama ne yapılabilir gerginliği azaltmak için? Şeffaf olmak gerekiyor. Bence her türlü şeyi ve iletişimi sürekli hale getirmek gerekiyor. Biz bu sene daha fazla iletişim kuracağız. Daha fazla hani veriye dayanmak gerekiyor. Tabii bunlar da yetmez tabii ama işte makul olan her şeyi yapmaya çalışacağız. Sonuçta herkes şampiyon olmak istiyor. Rekabet çok önemli. Ufak tefek gerginlikler olur. O da olur. Hiçbir sorun yok burada ama bu işleri büyütülmemesi lazım. Ama biz kendi yapıcı tavrımızın belli bir noktada lig içerisinde de gelmediğini gördüğümüzde de bu konunun uyarılarını yapmamız gerekiyor. Bizler de hata ediyoruz. O da tekrar tekrar söyleyeyim hepimiz. Ama mesele planlı bir şekilde manipülasyon yapmamak. Hata olur. Ben mesela sinirip bağırıp çağıran insanı daha çok severim. Yani. İşte ise içindekini söylüyordur yani. Bana bağırıp çağırandan bahsediyorum. İşte ise içindekini söylüyor yani. O yüzden işte inşallah olmaz diyeyim ne diyeyim. Beşiktaşlarımızın düzeleceğini düşünüyor musunuz? Bilmem. Yani şu an bir şey diyemem. Herkes doğru tavrı gösterirse bunlar koca camialar ama çok yanlış şeyler yapılıyor. O yüzden yani bu camialar çok büyük camialar. Camiaları böyle şeylerin etkilememesi lazım ama doğru tavırların gösterilmesi lazım. Erdem Bey, gelecek isimle çok konuştuk ama Zaniolo konusu da var. O konuda sizden bir bilgi veriyoruz. Zaniolo ile işte Aston Villa ile bir noktaya gelindi şimdi. Artık son aşamasında diyebilirim. Amacımız orada bir şekilde 35 milyon release clause'u var. Zaniolo'nun ondan daha fazla bir şeyi nasıl getiririz? Belli opsiyonlara, zorunluluklara bağlı olarak oydu. Sonuçta Zaniolo çok az oynadı. Yani dolayısıyla biliyorsunuz ki çok az oynadığında çok da oyunculara talip olunmuyor. Biz de Türkiye'de hep şöyle düşünüyoruz. Satarken bizim oyuncumuz 20-30 işte ama alırken yani Premier Lig'de hayatı geçmiş. Zaniolo için önünü söylemiyorum. Yani bizden örneğin X Türkiye'de, Türkiye Ligi'nde oynamış. Yabancı kökenli ama ne 5 büyük ligde oynamış, oynamamış oyuncunun 25'e gideceğini düşünüyoruz. Ama alırken de orada hayatı geçmiş oyuncuyu 6'ya 7'ye almayı düşünüyoruz. Biraz gerçekçi olmak lazım. O yüzden Zaniolo'da bizim amacımız, çünkü Okan hocamız da o zaman Zaniolo'yu çok istemişti. Hepimiz de istemiştik. Ama bir amacımız da getiri getirebilmesi. Bugün TT için de aynı şeyi söyleyebilirim. Yani savaştan önce 50 milyon eurolara çıkan değeri şu an 25 milyon ve savaştan sonra hep bir yerlere kiralık gidip adaptasyonla ilgili şey olduğu için biz işte 3 milyon liraların altında bir imza parasıyla transferi gerçekleştirdik. Orada da amacımız tabii ki hem Galatasaray'da oynasın ama bu işi gerçekten ticari olarak da düşünmek gerekiyor. Çünkü başka türlü bu gelirlerle veya financial fair play olayı da çok önemli. Harcama limitleri. Sen orada da aynı şey Zaniolo'da da inşallah neticeye erer. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok teşekkürler.